Herkese merhabalar. Bu videoda Bitcoin ve Ethereum analizi yapacağım. Öncelikle bir hatırlatma yapmak istiyorum. Biliyorsunuz her hafta sonu düzenli olarak bu analiz videolarını yaparak sizlerle paylaşıyorum. Önümüzdeki haftalarda fiyat hareketleri nasıl seyredebilir, ne olabilir'e yönelik fikirlerimi sizlerle paylaşıyorum. Bugün Bitcoin ve Ethereum analiz videosundan sonra altın ve gümüş ons analiz videosu yayında olacak. Yarın platin paladyum ons analiz videosu yayında olacak. Borsa endeksleri analiz videosu yayında olacak ve kaldıraçlı piyasalarda işlem yapan arkadaşlar için dolar pariteleri analiz videosu ayrı ayrı yayında olacak. Dileyenler dilediğini izleyebilir deyip Bitcoin ile başlamak istiyorum. Öncelikle bir haftalık bazda hem Bitcoin hem de Ethereum neler yapmış geçen haftadan bugüne onu bir gözden geçirelim. Bitcoin geçen haftadan bugüne hafta kapanışı itibariyle %9.9, %9.09 değer kaybetmiş görünüyor. Ethereum %12.9 değer kaybetmiş görünüyor. Geçen haftadan bugüne hafta kapanışı itibariyle. Şimdi geçen haftaki videoyu izleyenler hatırlayacaktır. 28.300 değerinin kırılmasıyla birlikte artık büyük bir düzeltme sürecinin başladığını dan emin olduğumu söylemiştim. Dolayısıyla aşağılarda önemli rakamların, olası dip rakamlarının neler olduğunu teker teker açıklamıştım geçen haftaki videoda detaylı olarak. Ve geri dönüş sinyali almadan işleme girmenin doğru olmadığını düşündüğümü söylemiştim. Şimdi bunları kısaca bir özetlersek. Aşağıda 11.690 değerinin gelme ihtimalini yüksek ihtimal olarak görüyorum. 16.372 ilk etapta ...çok yüksek ihtimal olarak görüyorum. Yani artık bence düzeltme başladı. Zaten 28.300 kırar ise 16.372'ye gider demiştim. Dolayısıyla ben bu yolda olduğumuzu düşünüyorum. 16.372'yi çok çok yüksek ihtimal olarak görüyorum. Fakat buranın da kırılıp 11.690'a kadar gitme ihtimali de yüksek görüyorum. Altta 4 haneli değerlere gelmesini düşük ihtimal olarak görüyorum. Dolayısıyla 7.685 ve 5.666 gibi değerleri düşük ve çok düşük ihtimal olarak nitelendiriyorum fakat dip avcılığı yapmanın riskli olacağını söylüyorum Bitcoinde yani yatırımcı e, herhangi bir Burası diptir şurası diptir buradan artık daha da düşmez e, buradan alayım işte Burası diptir der. Biraz tepki verir buradan. Hop gelir buraya düşer. Aa burası diptir buradan alayım der. Biraz yükselir. Ondan sonra daha da dibe düşebilir. Dolayısıyla bu dip avcılığı yapmak çok risklidir. Sınırsız paramız yok. Sınırsız para ile işlem yapmıyoruz. Her düştüğünde daha çok alırım diyebileceğimiz bir ortamda değiliz. Çünkü öyle bir şey olması için sınırsız paramızın olması lazım. Sınırsız paraya sahip olmadığımıza göre nerede alım yapacağımızı dikkatlice belirlememiz lazım. Şimdi bunun gibi çok volatil ve sert düşebilen, sert yükselebilen ürünlerde ben Ganfan çizgimizin yukarıya kırılmasıyla dönüşün başladığını düşündüğüm için alım yapıyorum. Yani eğer bu hareket işte şöyle bir git geller yaptıktan sonra 1 bölü 1 çizgimizi yukarıya kırar ise artık dönüş başlamıştır. Dip yapmıştır daha fazla düşemeyeceği anlaşılmıştır ve yükseliş başlamıştır deyip buradan alım yapıyorum. Yani burada 16.000'den alım yapmaktansa dönüşü gördükten sonra 23.000'den 24.000'den alım yapmak daha doğru geliyor bana. Daha az riskli geliyor bana. Daha az kazançlı olabilir ama daha az riskli geliyor. Dolayısıyla daha az riskli olanını bu aşamada tercih ediyorum. Daha az riskli olanı da, dediğim gibi 1 bölü 1 çizgimizin kırılması, yukarıya dönüş hareketinin başlaması anlamına geliyor. Şu anda buraya oldukça uzarız. Her hafta bu seviyeyi güncelliyoruz. Bu hafta için, geçen hafta için 33.500 seviyesindeydi 1 bölü 1 çizgimiz. Artık bunu bir aşağıya kaydırabiliriz. Yaklaşık bir 500 dolarlık bir düşüş olduğunu düşünebiliriz. Evet 33 bin dolar seviyesi önümüzdeki hafta için takip edeceğimiz seviye 33 bin dolar seviyesi olacak. Eğer 33 bin dolar üzerinde günlük kapanış yapar ise yükseliş hareketi başlamıştır diyeceğiz ki buna çok uzak bir ihtimaldeyiz şu anda. Dolayısıyla böyle bir ihtimal <laughs> önümüzdeki hafta için görünmüyor. Satış baskısının devam etmesi ihtimali yüksek. Aşağıya doğru 16.372'ye ilk etapta gelme ihtimali yüksek. Daha sonra buralardan alacağı tepkilerle birlikte 11.690'a gidebilir. Tabi arada yukarıya sert tepkiler verebilir. 28.300'e kadar tepki hareketleri oluşabilir. Bunlar da gayet normaldir. Fakat bunların birisi artık düşüşün tamamen bittiğini konusunda beni ikna etmez. Ben ancak 1 bölü 1 çizgim yukarıya kırıldıktan sonra düşüşün bittiğini, yükseliş hareketinin başladığına ikna olurum. Dolayısıyla 33.000'in altında günlük kapanış yaptığı sürece satış baskısı devam edecektir. Yani 2022 yılı içerisinde Bitcoin'den ve kripto paralardan çok fazla bir beklentim yok. 2023 ile birlikte belki bir dip yapıp bir yükseliş hareketi yapıp ondan sonra dalgalı bir süreç 2023 boyunca 2024 ile birlikte de daha net trendler görebileceğimiz bir ortam oluşabilir. Ama şu anda yatırım yapmak için erken olduğunu düşünüyorum. Bir bölü bir çizgimiz kırılmadığı için. Ethereum'a geçelim. Ethereum da aynı şekilde devam ediyor. Aşağıya doğru inişine devam ediyor. Burada 1390 değeri kırar ise düzeltmenin artık 650'ye kadar en azından gideceğini zaten söylemiştim. Bu 650'ye yolunda devam ediyor. Bu 650 bölgesinde bir tepki alabilir yukarı. E, fakat bu işte kalıcı olarak bir yükseliş hareketi olacak mı olmayacak mı e, konusunda soru işaretleri var. Ben bir bölü bir çizgimiz burada da kırılmadığı sürece e, yükselişin kalıcı olarak başlayacağını düşünmüyorum. Aşağıda 403 değerini yüksek ihtimal olarak görüyorum e, ve 224 değerinde düşük ihtimal olarak görüyorum. 650 değerini çok çok yüksek ihtimal olarak görüyorum. Yani buradan 650'ye kadar satış olacağını çok çok yüksek ihtimal olarak görüyorum. Tabii öncesinde bir tepki yükselişi yapabilir. 1390'a kadar gidebilir. E, kırdığı bölgeyi bir test yapabilir ama e, asıl kalıcı yükselişin e, bizim 1 bölü 1 ganfan çizgimizle birlikte olacağını düşünüyorum. O geçen hafta itibariyle gördüğünüz gibi 1950 seviyesindeydi. Onu artık bu hafta bir güncellememiz gerekiyor. Onu 1950'den şöyle aşağıya doğru 1900 bölgesine çekebiliriz. Kanfan çizgimiz aşağıya doğru hareket ettiğinden her hafta bunu güncelleyeceğiz. Önümüzdeki hafta takip etmemiz gereken 1900 değeridir. 1900'ün üzerinde günlük kapanış yapar ise bu bir al sinyalidir. Ethereum 1900 değerinin altında olduğu sürece satış baskısı devam edecek anlamına gelir. İlk hedefi 650, ikinci hedefi de 403 olacakmış gibi bir görüntüsü var yatırımcıların dolayısıyla almak için beklemeleri gerektiğini düşünüyorum. E, traderlar e, yani ben short işlem yapmadığım için hiç kimseye short işlem tavsiye etmiyorum. E, riskli ürünler çünkü short patlatma operasyonları yapılıp yukarıya hareketler de yapılabilir. Burada uzak durmanın e, trade işlerinden uzak durmanın daha doğru olacağını düşünüyorum. Daha karlı olacağını düşünüyorum. Umarım faydalı olur. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hepinize bol kazançlar diliyorum.